Arkadaşlar hayırlı Ramazanlar. Her gün bir video atmaya çalışacağım Ramazan boyunca. Kanalımda 1000'in üzerinde yemek tarifi var. Her türlü yemeği bulabilirsiniz. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Bir tane süt bezi olacak. Bezimiz ıslak olacak. Kesinlikle kuru olmayacak. Önce bir çeşmede şöyle bir sulandıracağız. Suyunu sıkacağız. Ondan sonra etimizi alacağız. Bezin tam ortasına şöyle koyacağız. Bıçakla kesilmiş yerinden. Şöyle bir katlayacağız. Katladıktan sonra şu kenarları yanaştıracağız. Şöyle iyice gösterelim. Şu şekilde yapacağız. Ondan sonra ters çevireceğiz. Ters çevirdikten sonra tam şu dipten tutacağız. Vurmaya başlayacağız. Her vurduğumuzda elimiz geriye doğru gidecek. Şöyle istediğimiz şekli aldıracağız. Kontrol edelim nasıl olmuş, şöyle bir çevirelim. Bağlantı yerinden bir açalım. Biraz daha ne yapacağız? Bunu incelteceğiz. Biraz daha genişleteceğiz. Tekrar şöyle yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Şu kalın yerinden biraz daha vuracağız. Teker gibi olacak. Birincisi hazır. Hemen ikinciyi de bezimizin arasına koyduk. Şuradan şöyle yapıyoruz, ters çeviriyoruz. Şu uçlardan tutuyoruz. Pirzol demirini vurdukça parmağımız geriye doğru gidecek. Hemen ikinciyi de çıkartalım. Tabii bu biraz ufak oldu. Etin gramajı düşük olduğundan dolayı. Tamamen gramajı size ait. İstediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz. Şöyle son bonfilemizi de bir açalım. Görüyor musunuz? Kitap gibi çıktı. Arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı yoğurt suyu döküyoruz. Bonfile az olduğu için çok fazla abartmayacağız. İçine bir zeytinyağı, ortalama 3 yemek kaşığı. Özellikle zeytinyağını öneriyorum. Zeytinyağı dondukça ne yapar? Ete yapışır, etin içine daha çok nüfuz eder. Az bir de tuz atıyorum. Tuzu az atın. Etin içine işlemesi için. Bir tane defne yaprağı atıyorum. Defne yaprağını fazla abartmayın. Defne yaprağını fazla atarsanız ne yapar? Balık yemeği gibi bir tat verir. Onun için bir defne yaprağını elinizden geldiği kadar az kullanmaya çalışın. Şöyle bir 10-15 tane de tane karabiber atıyorum. Az bir biberiye. Şöyle bir karıştıracağız. Sosumuzu her tarafına bir değdireceğiz. Şöyle bir tabağın içine alalım. Arkadaşlar bu bonfile sosun içinde ne kadar bekletirseniz o kadar iyi olur. Ben bunu tabii ki biz bekletemiyoruz. 2 saat bekleteceğim. Size öneririm. Bir gün bekletin. Lohum gibi bonfileniz olur. Şimdi bunu streçleyip dolaba atıyoruz. O arada da biz malzemesini doğrayacağız. Yemeğimiz 3 kişilik olacak. 300 gram mantar, 2 tane ufak boy soğan, 2 tane ufak boy domates, 400 sarımsak, burada biberlerimiz var. Ben dolmalık biber aldım. Ucuz diye pazardan. Yani istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bonfilemiz hazır terbiyede beklerken şimdi malzemesini doğrayacağız. Tabandan lezzet versin diye içine 2 diş sarımsak atıyoruz. Biberimiz de hazır. Arkadaşlar biberin kilosu 20 lira 30 lira. Kimse beğenip almıyor. Halbuki doğradığın zaman aynı lezzet, aynı biber. Ben ucuz diye aldım. Tatlı biber, acı biber değil. Biber kapya yerine kullanıyor.
Malzememiz hazır, ocağın başına geçiyoruz. Kabızın altını yaktık, şöyle yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Çok fazla olmasın. Yağın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Yağımız ısındı, sağa sola sıçramasın diye hemen içine parça soğan attım. Soğanın kanını atıyor. Arkadaşlar bunun mantarını daha doğramadım. Rengi kararmasın diye mantarı tam atacağım zaman doğrayacağım. Bu yemekte önce soğanı kavuracağız. Sos yapacağımızdan dolayı mantarı sonra katacağız. Soğanı şöyle 1-2 dakika kavurduktan sonra katacağız. Soğanımız kavruluyor. Mantarları şöyle göstereyim. Tertemiz birer tane birer tane ovalayarak yıkadım. Bunu limonlu suyla da ovalayarak yıkayabilirsiniz. Bazen diyorlar usta mantar yıkanmaz. Arkadaşlar mantar yıkanmazsa ne olacak? Bu kirin tamamı mantarda kalacak. Mantarı kesinlikle yıkayın. Yıkadıktan sonra sadece bekletmeyin. Bazen diyorlar usta işte biz mantarın sapını kullanmıyoruz. O da mantar, onu da kullanın. Mantarlarımız hazır. Hemen şöyle göstereyim. Kağıt gibi ocağın başına geçiyoruz. Soğanlarımız kavruldu. Rengini atmaya başladı. Hemen mantarları atıyoruz. Ocağın altı yüksek ısıda olacak. Mantarların sulanması hiç önemli değil. Sulansın. Hemen bir kapak kapatıyoruz. Ara ara karıştıracağız. Kapağımızı açtık. Şöyle bakın. Altın sarısı rengine geldi mantarlarımız. Bu aşamada biberli domatesini döküyoruz. Biberleri, domatesleri çok fazla öldürmeyeceğiz. Kapağı kapatıyoruz. Ortalama en fazla 2 dakika. 2 dakika içerisinde ben bunu bir kere daha karıştırdım. Arkadaşlar bu sos normalde kremayla yapılır. Ben bu sosu kremayla yapmayacağım. Sütle yapacağım. İçine bir tatlı kaşığı un serpiyoruz. Unu şöyle iyice bir karıştırıyoruz. Bir su bardağı soğuk süt boşaltıyoruz. Bu aşamada ocağın altını sonuna kadar ısıyoruz. Hemen su da getireceğiz buna. Yoksa peşamal gibi olur. Bir su bardağı su daha boşaltıyorum içine. Çok fazla kaynatmayacağız biz bunu. İçindeki sos da sadece fırına gireceği zaman kurumasın diye lazım bize. Sosumuz kaynamaya başladı. İçine bir çay kaşığı karabiber. 1,5 çay kaşığı tuz atıyoruz. Bir çay kaşığı da pul biber atıyoruz. Daha fazla bir şey katmayacağız. Bunu bir karıştırıyoruz. Altını kapatacağız. Yalnız bununla ilgili şunu söyleyeyim. İsterseniz bunu fırına vermeden de bu yemeğe verebilirsiniz. Yanında sos olarak. Sadece o zaman yapmanız gereken ne? Yarım su bardağı süt. Yarım su bardağı su verdiğiniz zaman yanında servis edebilirsiniz. Mantar sos olarak. Altını kapatıyoruz. Yemeği kenara alıyoruz. Hemen bonfilesini yapacağız. Arkadaşlar mühür tavasını şöyle bir kontrol edeceğiz. Elimizi indireceğiz. Elimizin ortası yanmaya başladığı anda mühür tavası ısınmış demektir. Eti şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz? Yağı nasıl içine çekti zeytinyağı olduğundan dolayı. Buna bir daha dokunmayacağız. Hemen orta ateşe alacağız. Eti kenara attım. Bir tane daha aldırabilmek için almayacak. Şöyle dokunduğunuz zaman rahat bir şekilde bırakacak. Et yapışmayacak. Yapışıyorsa ne demektir? Daha pişmemiş demektir. Etimiz dağılır. 2 dakika geçti aradan şöyle bakıyoruz. Etimiz kendini bırakıyor. Hemen öbür tarafını çeviriyoruz. 2 dakikada bu tarafını mühürleyeceğiz. Çok yüksek ateşte olmasın. Kontrol edelim. 2 dakikada bir taraf oldu. Görüyor musunuz? Çok az bir şey kalmış. Şöyle bir daha bakalım. 3 dakika oldu arkadaşlar. Çok fazla pişirmeyelim. Dakika geçti. Etimizi hemen kontrol edelim. Kendini bırakıyor. Ortalama 3 dakikada bu tarafı pişireceğiz. Tekrar bir daha söyleyeyim. Çok yüksek ateş olmasın. Çok aşırı olmasın. Birden yakmayalım eti. Hemen bir kontrol edelim. 3 dakikaya bağlı kalmayın. Kontrol edin. 3 dakika oldu. Etimiz hazır. Hemen etimizi alıyoruz tabağa. Sıra geldi diğer işlere. Hemen bonfileleri şöyle borcama yerleştirelim. Üzerlerine mantarları koyuyoruz. Arkadaşlar isterseniz bunu hiç fırına atmadan, üzerine kaşar koymadan bu şekilde mantarlı dana bonfile diye servis edebilirsiniz. Tamamen tercih sizin.
Böyle kule gibi yapalım. Çıktığı zaman görselliği güzel olsun. Dibinde kalan suyu da kenarda bir dökeceğiz. Kremalı suyu, yani sütlü suyu. Hemen şöyle bir kaldıralım. Su her tarafına bir nüfuz etsin. Sos. Arkadaşlar fırınımız 200 derecede. Hemen kaşarını serpiyoruz üzerine. Daha önce söylediğim gibi kesinlikle şart değil. Bu şekilde yemeğe servis edebilirsiniz. Bundan sonrası size kalmış. İster kaşarı üstünde tam kızarmış alabilirsiniz. İsterseniz hafiften erimeye başladığı zaman alabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 200 derece fırına götürüyoruz. Ortalama 10 dakika. Fırının kapağını açıyoruz. Orta göz atıyoruz. Fırın fanlı olacak. Altı üstü olacak. 200 derece. Tekrar kapatıyoruz. Ara ara mutlaka kontrol edeceğiz. Yemeği bir gösterelim. Tam 10 dakika geçti. Çok fazla kızartmayacağım. Görselliği de güzel olsun diye. Hemen şöyle bonfilemizi bir yağlayalım. Mantarlı sosundan şöyle kenarına verelim. Genelde diyorlar usta, yemeği bir kesip gösterseydin, yemeğin dokusunu bir gösterseydin. Yemeğimiz bu. Görüyor musunuz? 1 gram çiğlik yok. Etin içi sulu sulu. Bunda tek yapmanız gereken şey ne? Göndereceğim aşağı gidin. Bu yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.